Eyvah, araba, arabamı çaldılar. Kimse yok mu? Polis! 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 Sen nereden çıktın be? Geç içeri, geç. Akif, almayın şunu içeri. Almayayım da ne yapayım? Eve mi götüreyim? Abi. Beni eve götürsen ne güzel olur ya. Bugün vallahi benim doğum. Dışarıya al. Hadi kardeşim, hadi. Geç bakayım şöyle, geç. Hadi canım. Abla. Bu ne ya? Kedi mi? Ne kedisi? Köpek o, köpek. Allah bağışlasın. Allah ne var ya? Nedir bu be? Hayrola çocuklar, nedir, ne oluyor, ne bu gürültü? Sorun yok komiserim, biz hallediyoruz. Tamam, ablayı alsan. Ha, şu adama da kahve mavi bir şeyler verin. Tamam, hadi. Abi, hemen abi. Ayıp hadi. Ediyorsun, bir bira ver bari ya. Hadi bakalım, al bakalım, bir kahve verin. Lan şerefsiz de. Gitti güzelim Amerika. Lan bir film için o yakılır mı be? Bizim Sami'de vardı, bundan sattı sala. Ne dedin Yakup abi? Amerikan, Amerikan. Gitti güzelim Amerikan diyorum, umurunda bile değil. Bir de araba delisiyim diye dolaşıyorsun ortalıkta. Ya bunun nesine deli olacağım? Ahı gitmiş, vahı kalmış. Ne? Lan bunu patlatsanıza be, bir garabetten kurtulsun ya yüzü. Kimsin sen? Aç Yakup abi, benim. Ne oldu? İyi misin? Su getir. Ne oldu? Arabayı. Arabayı aldıktan sonra bir takıldı peşime. Zor ektim. Ektin ama değil mi, eminsin? 15 dakikadır tur atıp duruyorum Yakup abi. Kimse gelmedi peşimden. Kapattım kapıyı. Ne işin var senin bu saatte burada? 5 dakikalığına uğramış dersen. Şimdi gidecek. Ben... İşe sıkılan gece, burada Yakup'tan başka kimse kalmayacak demedim mi? Sadece o bekleyecek, aracı parçalayacak. Ondan sonra kapatıp gidecek. Bu kadar zor mu lan bunları akılda tutmak? Ben bir 5 dakikalığına uğramıştım zaten abi. Uğrama. Yakup sen başla.
Korktun. Korkmadım. Korktun. Korkudan lastiklerin cayır cayır ötüyordu. İki defa kırmızı ışıkta geçtim kavşakta. Arabayı getirdin mi, getirmedin mi? Arabayı getirdim da polisler de götürebilirdin arkandan. Hadi git şimdi evine uyu biraz, dinlen. Niye yükleniyorsun çocuğa? Asıl ben ona yarın göstereceğim o Arsene Lupin mi, Mupin mi ne diyorsanız ona. Ben onu değil, Mavi'yi soruyorum. Kalk, kalk! Kalk, hadi! Oh maşallah! Vatandaşın arabası çalınıyor ama polisin keyfi yerinde. Evet, yerinde. Bir şikayetiniz mi vardı? Arabam çalındı kardeşim, arabam. Evimin önünden, gözümün önünden. İyi, oturun. Arkadaşlar ifadenizi alsınlar hemen. Nereden çalındı arabanız? Beyaz Gelincik Sokak, Etiler. Orayı bellediler bu sıralar. Kaskonuz var mıydı bari? Ne alakası var kardeşim? Sizin göreviniz sigortacılık mı? Arabamı bulun, arabamı! Anladık, araban çalındı, sinirim bozuk ama sen yine de ağzından çıkan lafı bir tart. Tartmazsam ne olur ha? Tartmazsam ne olur? Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Kimsin? Bana bak, senin bir aylık maaşın var ya, benim bir akşam yemeğim etmez, tamam mı? İyi, hadi git kendin bul arabanı o zaman. Hadi! Bizi de uğraştırma. Tamam. Oturun ya. İfadenizi verin. İkamet adresiniz? Beyaz Gelincik Sokak. Yavaş. Allah ne oluyor? Koçum. Yavaş. Koçum. Allah, koçum ya. Benim uyanmış. Şey. Gel bakayım, gel gel. Dersler nasıl koçum benim? Senin kardeşin nerede lan? Ha? Bırak çocuğu. Zaten uyandırdın abi. Bir çocuğumuzu öpemeyeceğiz mi lan? Allah. Yok. Yok yok yok. 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 Anasını sattığımın memleketinde iş yok. Tabanlarım şişti. Tabanlarım şişti. İş yoksa sen neredesin bu saate kadar abi? İş yoksa kabiliyet de yok değil ya Mavi. Kazandık rızkımızı bak. Al. Bunu kazanana kadar ne kaybettin acaba? Seninle de hiçbir şey konuşulmuyor lan. Aldın mı tekerleği? Yaptın mı teslimatı? Aldın mı tekerleği? He? Yat artık abi.
Yatalım. Hoppa! Tekerleği aldın mı abi? Abi. İşe gittin ya hala. Bakmaya gittiğin çocuk oğlan mıydı? Ha, kızdı. Adı ne? Zeynep. Aa, seninle aynı. Hı-hı. Hiç bile. Halamın adı Mavi'yip göre. O takmaz akıllı. Halamın asıl adı Zeynep değil mi hala? Evet halacığım. Harbi o güzel bence. Bilgisayar var mıydı peki? Yoktu, daha bebekti. Annesi var mıydı peki? Vardı. Ve yemeğini bitirmiyor diye bebeğe kızıyordu. Aç bakayım ağzını. Ha şöyle. Ümit! Geç kalacaksın yine. Öf lan! Bir uyutmadınız be! Günaydın babacığım. Baba uyuyor kızım. Baba uyuyor. Ya ayakkabılarını giymemiş bu hala. Sen saçlarını toplarken o da ayakkabılarını bağlar. Ya bağlamayacağım saçlarımı bugün. Bağlayacaksın. Ya benden başka hiç kimse bağlamıyor ama ya. İyi ya, farklı olursun işte. Of. Hadi. Çabuk olun biraz. Bunun tek kişiliği yok mu? Yok abla, bunlar hep çift kişilik. Kırmızı var mı? Var abla, var. Altlarda var. Anam. Ne haber yakışıklı? Günaydın Fulya abla. Günaydın. Allah ziynetini versin. Günaydın. O abla. Dün işte oyalanmayın yollarda. Halama söylesen onu. Yürüsene sen. Yine seninkinin yüzünde güller açıyor. Bak. Kendi bilir vallahi. Hayrola sabah sabah. Vallahi resimler güzel ama. Kazıklıyor bu adamı be. Halis Pamuk'tan abla, vallahi de billahi de Pamuk'tan abla. Tamam hadi ver şunu. Kırmızısı da yok abla, değil mi bunun? Yok be. İlk taksit peşin abla. Ne oluyor be? Kaçıyor muyuz? Seyyar olan sensin. Hiç değilse bir şeyler ver bari abla be. Oğlum ayıp oluyor ya. Tamam vereceğiz sonra. Hadi bana kahveye gel. Hı-hı. Kolay gelsin. Sağ olun abla. Kaçta geldin akşam? Duymamışım da. 3'ü geçiyordu herhalde. Beklemedin değil mi? Yok. Televizyonda bir tane film vardı. Onu seyrederken de uyuyakalmış. Cuma gecesi düğüne gideceğiz değil mi? Unutmadın. Hı hı. Ne giyeceğim ben bu düğüne ya? Ha? Bilmem. Geçenlerde bir tane mağazada bir elbise gördüm. Hem de taksitle. Onu alsam diyorum, nasıl olur? Daha yeni bir şey almadın mı? İyi Çınar, o elbise peye yani. Onunla düğüne falan gidilmez ki öyle. Başka bir şeyler uydursan. Hiç mi bir şey yok giyecek? Tamam ya, ben de Atak'a soruyorum zaten. Şşt.
Asma. Asma suratını. Bak bakayım. Hiç yakışmıyor sana. Alo. Annem için alo öyle be. Korktum vallahi ya yanlış numara çevirdim diye. Evet. Evet. Ya şey soracaktım sana aslında. Öğleden sonra o taraflara geleceğim de. Ha? Yerinde misin diye bir soracaktım. Hani belki uğrarım diye. Evet. Tamam. O kadarını gelince konuşuruz artık ha. Tamam. Hadi öpüyorum ben de. Hadi bay bay. Ya Osman bunların hayatı palavra. Ya sen benim... Ben bir şey eksik gönderdim mi? Sen ona bak. Çekil. Ben sana ne... Çekil, ya çekil ya. Bıkmadın mı saçlarınla uğraşmaktan? Çekil. Abicim ne bıkacağım? Ben kaç sene uzatmışım onları. Ya bırakın onları. Bunları kardeşim ya. Bu kadar senelik esnafım ben ya. Sen benim dediklerimi duyuyor musun kardeşim ya? Sen kulaklarını mı aldırdın? Ya bu adam daha 320'nin parasını öde... 320'nin tampon parasını ödesin ondan sonra benim karşıma geçsin ya. 206'nın dikiz aynaları da var abi. Daha 206'nın parasını da ödememiş ya. Bu sahtekar buna söyle ya bu. Almazsa almasın ya almasın. Haydi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Hamza ne haber? Ne olsun alışmaya çalışıyoruz işte temiz havaya. Yakup abi yok mu? Yukarıda kestiriyor. Dün gece sabahladı da. O boşuna sabahlamaz. Bize mal çıktı demek. Hamza senin burnun büyük olsa da fazla koku alma. Bir ihtiyacın varsa yekten söyle. Bana bir C4 ön far bir de E200 airbag lazım. Var mı? Ön fara bakarız da. E200 var. Yeni çıktı fırından. Jilet. Duydum abi geliyor. Peşini ödeyeceksin yalnız. Biz ne dedik abi? Bak. Nasıl sana eğilmiş görüyor musun? Aman Fulya abla. Kendin bak. Kısmet filan değil. Abim o. Baksana gul yabani gibi. Kim çıkar başka benim falımda? Anam sende niyet yok. Niyet olsa kimler çıkar da. Oy, oy. Doğru söyledin yok. Olmaz benim işim erkeklerle. Kızım ben git kendini benim gibi parala mı diyorum? Gönlüne göre birini bul. Şu cehennemden de kurtul. Hapishane köşelerinde çürüyeceksin. Nasıl da endişelenirmiş benim için. Korkma sen. Kimse tıkamaz beni deliye. Nah tıkamaz. Kimleri tıkıyorlar yolsuzluk yaptı diye. Onlar salak olanlar. Akıllıları yatlarda katlarda geziyor. Yok anam sen de böyle pabuç kadar dili olduktan sonra seni zaten kimse almaz. Biz ne dedik? Hadi kalk. Pazara gidelim. Çocukların üstü başı kalmadı. Hem bakınırız biraz. Anam benim işim var görmüyor musun? Sen git. Vup vup. Çekilin yoldan geliyor kaptan. Çekilin yoldan geliyor kaptan. Sus kız cüce. Sen benim taklidimi mi yapıyorsun? Yok yiyeyim. Fulya abla, söylesene, sen Hayri Bey'e aşık mısın? Sus be kızım, çocuğun yanında ayıp. Söyle hadi. Ne bileyim kızım, ben aşk falan bilmem ki. Ama eğer birini seviyorsam, herhalde o Hayri Bey'dir. Ya bu gelicileri döveceğim ben görürsem ha. Ne oldu? Bütün tutanaklar masanın üstünde abi. Sigara paketleri, çöpler, kalem arıyorsun bulamıyorsun sonra. Atma, atma. Kolay gelsin çocuklar. Kalkma. İşten boğuyorduk gördünüz ya.
Alın size destek güç. Ayşegül. Efendim? Efendim. Soyadın neydi Ayşegül? Güçlü efendim. Ayşegül Güçlü. Ayşegül yeni mezun çocuklar. Kolejden. Notları da hepimiz utandıracak kadar iyi. Ayşegül'ün babasını tanırım. Çok değerli emekli bir subaydır. Şimdilik deneyimsiz ama çok yakın zamanda burada işlerin nasıl gittiğini öğrenecektir. Sizin yaranız kanıyor galiba. Yaranız. Aa, gitti gömlek. Ben gidip yardım çağırayım. Ayşegül. Efendim? Kan değil o. Tükenmez kalem. Ben öyle kırmızı kırmızı görünce. Hı-hı. Çınar, benimle dışarı gelsene. Siz de artık yaramı temizlememe yardım edersiniz Ayşegül Hanım. Çalıntı araba. Mercedes mi abi? Her neyse işte. Sahibi bayağı dişli çıktı. Kardeşi mi, kuzeni mi, bir şeysi milletvekiliymiş. Öncelikle bulmamız gerekiyor, yoksa başımızı işe alırız. Zaten bakıyoruz amirim. Yalnız... Yalnız ne? Yanılmıyorsam arkadaşların elinde 11 tane daha araba çalınma vakası var. Önce onları... Bu özel vaka yorumcular. Asıl bunun önceliği. Öncelik sırasını neye göre yapıyoruz amirim? Olay tarihine göre mi, mağdurun nüfus durumuna göre mi? Çınar, sen kaç yıldır buradasın? Önümüzdeki hafta 2 yıl 4 ay olacak amirim. Peki ne zaman bir şeyler öğrenmeye başlayacaksın? Bakın. Asıl sen bak. Değil 11, 111 araba olsa önce o araba bulunacak, tamam mı? Ve sen bazı işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmemekte ısrar edersen... Şırnak'ta bir karakolda öğrenmek zorunda kalacaksın. Anladın mı Çınar? Hadi şimdi git o arabayı bul. Hadi. Koy şöyle, koy. Koy. Kaç para verdi Yakup buna? Bir şey vermedi dedim ya abi. Remzi getirmiş. Hani geçen ay biz ona yardım etmiştik ya. Hem bilgisayarsız tamirhane mi kaldı dedi. Ulan 3 tane tamponu, 2 tane aynayı aklımızda tutamayacaksak ölelim zaten. Aklı olan işini kendisi yapar. Kaldırın bunu buradan. Kaldırın. Onu bir de getirdiniz koydunuz masanın üstüne ya. Ona bir de kılavuz kiralamak lazım kullanmak için. Selam. Aleykümselam. Bize 2 tane çay getirsenize. Yok, gideceğim zaten. Ödeme. Hı hı. Biraz alabilirsem. Alırsın. Aldım bile. Orada bir var, gerisi daha sonra. Hı hı. Dün gece... Dün gece, boş ver, dün gece bitti ya. Alo. Hatırladım, hatırlanmaz olur muyum? Nasılsın? Hakkı amca. Ne o? Nerede olmuş? Kim görmedim. Bir şey mi oldu ki? Ne zaman, nerede? Nerede o şimdi? Babam. Buradayım Hakkı amca. Sağ olasın haber verdiğin için de bundan sonrasında sen karışma. Tamam, ben hallederim. Haydi iyi günler. Senin baban yaşıyor mu? Yok. Yaşamıyor. Yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 34'e yükseldi. Rio de Janeiro itfaiyesinden verilen bilgiye göre sadece Petropolis kentinde 20 kişi öldü.
Bölgenin diğer kesimlerinde de 14 kişi yaşamını yitirdi. Sözcü bölgede iki kentlerde acil durum ilan edildi. Kim kesti bu saçın önünü? Sen kestin ya canım. Uydurma, bu benim stilim değil. Tamam. Dönemlerin olduğu bir mahve vardı, ona kestirdim. Kolay gelsin. Mecbur kaldım, ne yapabilirim? Sen de bir kocamdan yatar söyle abi. Saçımı böyle bakınca çok hadi geçmiş olsun. Okan abi. Benim başka işim yoksa çıkabilir miyim? Tamam, geç kalma. Tamam, sağ ol. Geçti vallahi kapının önünden. Abim görecek, anlayacak diye ödüm koptu. Buluştunuz mu? Yıldız Parkı'na gittik. Ne oldu söylesem inanmazsın. Ay inanmıyorum. Öpüştünüz mü yoksa? Ah çok acayipsin ya. Daha 3 gündür tanıyorsun herifi. Ne var canım, hamile kaldım demiyorum. Alt üstte öpüştük. Sen de bir alemsin. Bana bak. Bizimkinin çok yakın bir arkadaşı varmış. Hani çocuk tornacıymış ama çok iyi çocukmuş. Ayarlasak sizinle güzel dörtlü gezeriz ha. Ya git işine be. Benim oturaklarda bizim yok kızım. Kaç kere konuştuk bunları? Ne kadar huysuzsun ya. Sen bu huysuzlukla evde kalırsın yani. Kalırım, ne var? Ya, bıkmadın mı başkalarının çocuklarına bakmaktan? Tren de bebek bakıcılığından dünyaları kazanıyorsun sancak. Hayret bir şeysin ya. Şişt. Ay yüzünü göremedim ama poposu da pek güzelmiş. Gel. Hastaneden bize gönderilen raporda yüksek tansiyona bağlı felç diye yazmışlar. Erken bulunsa daha başka türlü olabilirdi belki ama müdahalede bayağı geç kalınmış galiba. Neyse. Hastane kimsesiz tanıp göndermiş bize. Artık siz geldiğinize göre gereğini yaparsınız tabii. Siz de göreceksiniz ama ben yine de söyleyeyim. Babanız şu anda tamamen felçli durumda. Hareket edemiyor, konuşamıyor. Ama cevap veremese de söylenenleri anlıyor. Buyurun. Ben yanınız geleceğim. Yaşlanmışsın. Anacığım hastalanıp dururken ona ne derdin hatırlıyor musun? Zamanında ölmek de güzeldir be kadın. Öleceksen öl. Öleceksen öl. Becerememişsin.
Niye içeri girmişti bu Hamza? Araba çalarken otoparkçının tekini yaralamış silahla. 16 yıl yedi ama şanslı. 3 yıl yattı, hop ah çıktı. Ha. Hala alemlerin içinde ama anlaşılan. Eskisi gibi takılamaz. Yakalanırsa yanar infazı. Bize mecbur. Bakalım, kulağı kesiktir bunun, bilir her şeyi. Şuradan sağa döneceğiz. Bir el açsan dişimi kıracağım. Vallahi dişimi kıracağım. Ağlama oğlum sen de ya. Bak Rıza abine hiç kıkı çıkıyor mu? İki partiden beri zaten kömür gibi yanıyor. Sen bugün oynayacak mısın lan? Atsana! Kızma Rıza, kızma. Biliyorsun kızarsan ne olur? A nokta Rıza, A Rıza. Kes lan kes, oynayın işte. Ne oluyor orada ya? Kız dizi çekiyorlar galiba. Yok ya, öyle değil galiba. Gel. Borç istersen vermezler. Ekmek dilenirsen vermezler. Çocuklarım açlıktan ölüyor lan. Yakmaz bir evlen ben kendimi ha. Gel lan. Niye yakmayayım ha? Bir canım kaldı zaten lan. Bunu da size bırakmam. Kendim alırım lan. Gönlüm alırım. 84 merkez tamam. 84 merkez. Levent Çarşı'da 737 teşebbüsü var. Vatandaş kendini yakmaya çalışıyormuş. Ekiplerin dikkatine tamam. Ne yapıyormuş? Kendini yakıyormuş. Hayda. 84-200 merkez. Aracımız arıza yaptı. Gültepe kavşağında kaldık. Başka bir ekip yönlendirebilir misiniz? Tamam. 84-125 merkez. Olay mahallinin yakınlarındayız. Ekip gelene kadar bakalım. 84-125 merkez tamam. Hemen ekip çıkıyor. Açılın polis. Açılın! Açılın beyler, polis. Geri çekilin, yanacak mısınız? Geri çekilin beyler. Boşver, gidelim artık. Aman dur, inmeyeceğim, yerine geldik. Bakalım adamı kurtaracaklar mı? Kardeş nedir derdin? Dur bir konuşalım. Vay be. Şimdi derdin ne oldu değil mi? Ulan orada burada sürünürken, dilenirken neredeydiniz ha? Neredeydiniz? Gel gidelim lütfen. İki dakika be abi, Allah aşkına. Oğlum bak, gencecik adamsın, yazık etme kendine. Edeceğim ulan. Edeceğim var mı? Gidin başımdan. Arkadaş, senin adın ne? Ha? Hele bir adını söyle. Benim adım yok. Yok benim adım. Çıldırdı vallahi, bakar mısın? Yalnız bırakın lan beni. Yalnız bırakın lan. Galiba şarkılar senin. Erken başlamışsın diyorum. Öyle oldu. Hayrola? Kutlama yapıyorum. Ne kutlaması? Mavi bir şeyler dedi bugün. Telefon gelmiş. Babam mı aramış? Sen ne zamandan beri kadınların laflarına inanıyorsun Yakup? Hey, kimse yok mu? Ümit, neredesin?
Bu ne? Kendim yaptım. Tişörtün üstüne giymek için. Hem küçülmüştü zaten. Yenisini alamadığımıza göre eskileri bozuyoruz işte. Ne bu böyle stüdyen gibi? Böyle dolaşılır mı ortalıkta? Çıkar şunu. Yer bez olur ondan ancak. Ay sinirsin abla. Ya insan annesi olsa bu kadar karışmaz ya. Çocuklar nerede? Mert dışarıda oynuyor. Kiraz da Fulya abla da. Git al Kiraz'ı. Kadının misafiri var akşama. Ayıp olmasın. Hadi. Çıkar şunu, git al çocuğu. Ya ama... Tamam. Uzatma. Hadi diyorum. Sinir oluyorum ya, sinir. Ay ben bunu eskiden çok güzel yapardım ama unutmuşum. Dibini tutmuş biraz. Böylesi makbuldür. Çok güzel kokuyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Lapseki nasıldı? Güzel miydi? İyidir. Annem iyice yaşlanmış. Gözü toprağa bakıyor. Allah gecinden versin. Ama sağlığı yerinde değil mi? İşte idare eder. Siyatikleri azmış gene. Uzun zaman sen buraya gelmeyince ben de sandım ki. İki elim kanda olsa seni görmeden yapamam Fulya Hanım. Hiç öyle sanma. Gerçi sen bilirsin ya. Ne bileyim. Dünyanın bin bir türlü hali var. Öyle değil mi? Benim için dünyanın tek hali var. O da sensin. Bu sefer içimden bir his olacak diyor. Kızın resmini gördüm. Bir içim su. Adı da su zaten. Su. Ne güzel değil mi? İnternetten mi buldun yine? Hı. Ama bu sefer bildiğin gibi değil vallahi. Çok şeker at. Bu hafta sonu tanışacağız inşallah. Neydi kahvenin adı? Reis kahvesi. Ha, şuraya bir park edelim. Biraz ileride zaten. Hamza ne haber? Abi daha ne kadar oldu çıkalı? Vallahi ben bıraktım bu işleri. Ağzımın payını da aldım biliyorsunuz. Bulaşmam o işlere. Senin bulaşmayacağını biliyoruz. Hamza. Derdimiz o değil. Da senin kulağın deliktir, duymuşsundur bir şeyler. Abi Hüseyin Usta'nın yanına girdim işte. Şurada namusumuzda çalışıyoruz. Bir şey bildiğim gördüğüm yok vallahi. Takılmam o işlere. Allah, kimsenin senin namusundan şüphesi yok oğlum. Yaptın diyen de yok. Duymuşsundur diyor sade. He? İstesen duyarsın yani. Öyle mi? Abi bak vallahi. Çok nazlanma lan işte. Senden fazla bir şey istemiyoruz oğlum. Sen bize bilgi ver. Biz de sana huzur verelim Hamza. Abi. Aslan çıkması numara 15'e bir bakın. Benden başka bir şey çıkmaz. Eyvallah. İnşallah boş değildir. Hı. Aynayı teslim ettin mi sen? İyi. İyi. Tamam tamam burada söylerim ben. Hadi eyvallah. Cilet aynayı teslim etmiş, parayı da almış. Temiz oldu bu sefer. Çabuk çıkardık parçaları elden, jantları da teslim ettik. İyi. Nereye? Su getirdim size. Sağ olun, sağ olun. Verilmiş bir sadakanız varmış. Ya çaksaydı o çakma, ha? Çakmadı işte. Bizde şans yok ki abi. Ev yaparım evimi yıkarım.
İşe girerim, iş sahipleri iflas eder. Çoluk çocuk hep perişanız abi. Ya çocuklarınız yetim kalsa daha kötü değil mi? Ne yapacaklar onlar siz olmazsanız? Ha? Orası öyle de. İnsan öyle deliriyor ki abla. Sen bu evrakları çalıp benim odamı bırak. Tamam ederim. Rahat Ayşegül, rahat. Seni vatandaşın huzurunu bozmaktan içeri atarım ama atmıyorum. Şimdi seni hastaneye göndereceğiz. Doktor ne diyorsa yapacaksın, tamam mı? Vallahi ben... Vallahi falan yok. Yatmayacaksın kendini, o kadar. Buna yardım kutusundan bir şeyler verin, gönderin. Sağ olasın amirim. Sağ olasın. Verilen adreste garaj varmış. Hamza işin orada döndüğünü söylüyor. Aslında bu 15 numarayla ilgili şüpheli ihbarlar daha önce de olmuştu amirim. İsim verdi mi isim? Kimmiş adamlar, nereli, kimlerden? Vallahi isim verdiği yok amirim. Biraz korkuyor herhalde, biz de fazla üstüne gitmedik. Niye? Allah'ın sabıkalısı, incileri dökülür diye mi korktunuz? Adam uzun vadede daha çok işimize yarar diye düşündük amirim. Yani şimdi çok üstüne gidersek kaçar. Bir daha da bulamayız. Bulmamız gereken tek şey var arkadaşlar. İhsan Bey'in arabası. Bilmem anlatabildim mi? Yufka yüreklilik istemem. Selahattin bu işi beceremedi dedirtmem ben. Hemen izlemeye alalım amirim 15 numarayı. Bir iki gün içinde kim giriyor kim çıkıyor öğreniriz. İzlemeyle uğraşamayız. Gidin alın, kim varsa getirin görelim. Hayır, Hamza'nın verdiği bilgiler doğru değilse ilgisiz vatandaşı mağdur edeceğiz amirim. Biraz daha kesin delil olsa tamam. Delil toplamak zaman isteyecek. Zaman suçlunun yanındadır, unutma, bizimle değil. Biz zamana karşı yarışırız. Sen delil toplayana kadar suçlu deliğinden çıkar, fizana uçar. Senin ruhun duymaz. Vatandaşın arabası çalınmış, mağdur olmuş. Bizim işimiz arabasını bulup ona vermek. Ve suçluyu yakalamak. Şimdi ilk iş, savcılıktan bir arama izni çıkartın. Yarın sabah kahvemi içerken o herifleri burada görmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi. Adnan, sen işine bak, tamam. Beyefendi, pardon, bakar mısınız? Geçmez bunlara, ziyaretçi almıyoruz beyefendi. Siz sana ödüyorum ya. Bu alırsın yakınını, bu saatte giremezsin. Hayda, sağır mısın, nesin be? Ya ne yapıyorsun sen? Necati! Uygunun ağrı mı burası kardeşim ya? Kayıtsız boyutsuz nereye götürüyorsun adamı? Onlar yüzgeçleri oğlum. Yumurtluyor mu bu? Zamanı gelince yumurtluyor ama şimdi yumurtlamıyor. Tavuk gibi mi yiyeceğiz bunun yumurtasını? Lan kerata, sen de ne acayip sorular soruyorsun be. Gel buraya, gel. 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 Tut şunu, tut. Yavaş yavaş akvaryuma koy. Yavaş, 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 yavaş. Eh, aferin. Yaptım. Aferin. Tamam, koy şimdi bunu buraya. Hadi bakalım, tamam. Bunları şimdiden öğren. Ben ölünce bu balıklar, akvaryum sana kalacak. İki tane uyduruk balıktan da başka bir şey kalmaz zaten. Sen de karnını onlarla doyurursun. Tabii onları da daha önce kumarda kaybetmediyse. Bana bak, senin dilin çok uzadı. Ne olmuş uzadıysa? Ne olmuş? Ben kısaltmasını bilirim. Sen doğru dürüst konuşacak mısın, konuşmayacak mısın ha? Konuşmazsam ne olur? Şişt, tamam, bana tamam bak. Ya. Allah'ım tövbe, estağfurullah, tövbe, 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 tövbe. Durduk yere şimdi. Sen bana sabır ver Allah'ım. Hayır, yapma oğlum, yapma. Allah'ım benden sabır ver ya. Abi, biliyor musun sen? Mert matematikten pek iyi almış geçen gün. Değil mi Mert? Bak babası bak. 3 kere 2. Anladım. 6. Kaç para vereceksin? Aferin. Bir soru soracağım. Bilirsen 2 lira, tamam mı? Tamam.
sor. Üç kere beş? Beş, 15. Aferin. Para. Seni fındık kurdu. Dur bekle. Şimdilik al bakalım yarısını. Yarına borcum olsun, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım, doğruca yatağa. Bak 10 oldu saat. Sabah erken kalkacağız. İstemiyorum, istemiyorum. Uzatmayın hadi. Yürüyün hadi. İstemiyorum. Kalk. Açık mı olmuş? İstersen biraz dem koyabilirim. Yine mi çay koydun? Yok. Geç otur. Ben birazdan kalkıp gideceğim. Öyle mi? Bu kadar kısa mı? Gülten Hanım'ın çarpıntısı vardı ben sabahleyin çıkarken. Şimdi geç kalırsam... Doğru, tabii. Ben... bunu Lapseki'den aldım. Sana. Mühim bir şey değil ama geçen gün bir kolyeni kaybetmiştin ya. Teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Takar mısın? Yakıştı mı? Ben gitsem iyi olacak. Ama söylemedin. Hı? Yakıştı mı? Çok. Hem de çok. Hoşça kal. Güle güle.
Benim de uykum gelmiş. Erkenden yatayım bugün. İş bulacağım diye tabağımda başı işte. Parayı geri ver. Ne parası be? Bugün aldığım, daha doğrusu çaldığım parayı. Ben para falan almadım. Abine iftira atma. Beni delirtme abi. Kutu bomboş. Ne? Bu evde bu işi senden başka yapacak kimse yok. Ver o parayı. Git başımdan be, git. Ver o parayı dedim, vereceksin. Gerisi? Hepsi bu işte, çok istiyorsan al. Yedin değil mi? Kumara verdin değil mi gene? Benim işime karışma be. Sen ne vicdansızsın ya. Nasıl bir adamsın ya? Evin parasını şu üç kuruşu bile kumarda yerken hiç mi vicdanını sızlamadı ha? Lan duyan da ne sanır? Sanki alın teri göz nuru. Nereden geliyor lan o para? Sen çalıyorsun, ben kumarda yiyorum. Bana namuslu ayakları yapma Mavi, komik oluyorsun. Ben hırsızlığı keyfimden mi yapıyorum ha? Bu işe eğlence olsun diye mi girdim ha? Mavi! Çok mu mutluyum sanıyorsun? Senin yüzünden yandım be. Sen yaktın beni. Şimdi benden para çalıyorsun. Senin yaşamaya bile hakkın yok, anladın mı? Nefes almaya bile yok. Çık dışarı. Lan Mavi, saçmalama lan. Çık diyorum sana, görmek bile istemiyorum, anladın mı? Çık diyorum, yüzünü bile saçmalama görmek istemiyorum. Lan. Çık. El aleme rezil hemen oluyoruz lan. Hemen çık buradan. Saçmalama Mavi. Rezil oluyoruz Mavi. Çık diyorum sana. Ulan. Çık. Mavi kızım. Aç lan. Nereden çıktı bu? Aldım. Parayı nereden buldun? Tek söyleyeceğim bu mu Çınar? Parayı nereden buldun? Biriktirmiştim işte. Yani insan bir güzel olmuşsun der. Ya bir yakışmış der. Ne bileyim. Ya o kadar giyindim, süslendim senin için. Tamam. Kusura bakma. Eşeklik işte benimkisi. Çok güzel olmuşsun. Zaten ne giysen yakışıyor sana da. Siyah da ayrıca bir yakışmış. Olmuş mu? Olmuş. Benim için mi giyindin yoksa? Parfüm de mi aldın? Yok, o eski. Hadi gel. Ya olmaz şimdi ya. Hem erken daha. De çok yoruldum bugün. Olur. Bak bugünlerde yaparsak çocuğumuz da olur. Ha? Çınar, senin aklın fikrin çocukta yani. Saplantı oldu sende bu. Seviyorum, ne yapayım? Sefalar getirdin. Bir kız be. Ah, bir kızım olsun. Güzel çirkin fark etmez. Esasında kızı olan da fark etmez de. Yine de kız olsun, tamam mı? Yani Çınar, sen de bir acayipsin gerçekten ha. Millet oğlan çocuğu istersen kız diye tutturdun vallahi. Ne yapayım? Seviyorum işte, ne yapayım? Böyle pembe pembe giydiriyorlar ya kız çocuklarını. Babalarının yanında dolaşan çocuklara bakıyorum, içim gidiyor, içim. Aylin, telefon.
Aylin! Aylin! Şunları tamam bırak, ben bakarım. Kuzenin. Neddensiz bir kuzenim var. Ne bu? Doğum kontrol abı değil mi bunlar? Tek istediğim şey bir evlat be, evlat. Adam gibi istemiyorum de. Zamanı değil de. Dedim, demedim mi ya? Sen hiç dinliyor musun ki beni? Yani ben de istemez miyim kucağımda bir çocuğum olsun? Ama aldığımız belli, verdiğimiz belli. Çınar, Allah aşkına biz neyle bakacağız o çocuğa? Ufacık bir çocuğun boğazı mı sıkıntımız? Çocuğu veren Allah rızkını da verir. Nârıma giden ne biliyor musun? Ben her şeyi söylüyorum sana. Hiçbir gizlim saklım yok senden. Sen meğer çatır çatır yalan söylüyormuşsun. Var mı başka yalan? Söyle de bilelim. Sen ne demek istiyorsun Çınar ya? Bir şey demek istemiyorum. Doğrudan söylüyorum işte. Var mı ötesi? Farkında mısın? Usta! Anam öyle
ölüm uykusunda mısınız ya? O evi seller sular bastı. Usta! Kimse yok mu? Allah, abim unutmuş olmalı. Lavaboda tıkanmış. Süpürge var mı süpürge? Sen dur, ben yaparım abla. Ay, bunun içi iyice dolmuş ha. Aa. Temiz mi? Yukarı temiz mi? Temiz abi. Kalk. Gel oğlum. Abi çabuk. Kalk hadi kalk. Aa, kalktık işte kalktık. Aha. Banyonun musluğunu açık bırakmışsın yatarken. Su basmış bütün evi. Eyvah. Hadi kızlar halıları kaldıralım. Dur geldim abla. Sen hemen bakkala uçuyorsun. Lavabo aç alıyorsun iki tane. Ne alıyorum? Lavabo aç oğlum, lavabo aç. Hadi ya, o sana verir, git sen. Tamam be abla, tamam be. Ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyorsun bizi? Aldıklarını bize bırak gelince. Öf tamam. Sonra Ümit'le Merzi'yi yedirip okula götürürsün. Hadi abi, hadi kıpırda. Tamam be, elimi yüzümü yıkayayım. Mutfakta yıka, mutfakta hadi. Memleket nere? Doğduğun yeri bilmiyor musun? Hayda, ne oluyor ya? Anlamadım ki. Doktor sağlam dedi değil mi? Lavaboya mavaboya götürüyorum, batırır burayı. Kalk. 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 Yok abi ya, hayır. Neyin var öyleyse? Bir şey dokunmasın. Bu sabah ne yedin sen? Yok ya. Sabah erken aldık biz bunu. Yememiştir bir şey. Korkunca ağzı midesine geldi tabii. Bir sakin ol şimdi. Efendi efendim cevap ver sorduklarımıza. Korkacak bir şey yok oğlum. Adam yemiyoruz burada. Al derin bir nefes şimdi. Al. Ha şöyle. Geçer şimdi. Al şu bahçeyi. Ye. Allah Allah. Nazlanmasana oğlum. Al ye. Çay söylesene üç tane. Üç mü? Sele görürse ekşiyecek ama. Konuşalım çabuk. Ya sen söyle üç tane. Burası tamam. Kurudu bile neredeyse. Ben de şunu kaldırdım, ortalık açılır. Şunu da alayım da iki iş birden olmasın bari. Kolay gelsin abla. Kolaysa başına gelsin arıza. Yardım lazım mı? Aman dokunma sen bir şeye. Çocukları bıraktın mı okula? Herhalde. Abi dikilme öyle kapıda. Zaten buramdalar. Ya gir ya çık. Ne var? Bozuk var mı bozuk? Ne? Bozuk var mı? Minibüse bineceğim. Bozuk. Eve getirdiğimi ceplerken düşünecektin onu. Bozuk mozuk yok bende. Akşam verdiğin 10 kağıt var o kadar. Tamam ver onu kırışalım ver. Yürü bence açılırsın. Bana bak mavi. Baktım ne olacak? Aman be çok ayıp ya. 3 kuruş para için.
Arıza tamam oğlum, bende var. Al şununla idare edin ben. Sağ ol abla. Yürü açılırsın falan diyor, baksana ya. Tamam oğlum, tamam. Bugün iş bulmadan dönme eve. Duydun mu? Akşama ödeyeceksin borcunu. Tamam be, tamam. Borcum borç abla. Hadi hayırlı işler ol. Hadi hayırlı işler, hadi. Hayırlı sabahlar olsun. Size de amirim. Günaydın amirim. Oo, paşa kahvaltıdalar ha. Sıra sorgu suale gelmemiştir o zaman. Yok, konuşacaktık da. Affedersiniz, öğürdü biraz. Açlıktan herhalde. Olmadı ki. Nane limon kaynatacaktınız. Bir daha ayaklarını da uzatacaktı şöyle. Başlarız hemen amirim. Hemen mi var? Bitmeliydi şimdiye kadar. Bir anlatsın bakalım. Nasıl yürümüş o araba? Ya anlatacak bir şeyim yok ki benim. Paşalar soru sorulmadan cevap vermez değil mi oğlum? Bir akıllı ol. Avukat istedi mi, sordunuz mu? Yok. Ya zaten bir suçum yok ki, niye avukat isteyeyim? Kanun kitabını da yutmuş paşa. Suçu olmayana avukat ne lazım, değil mi? Biz bu delikanlının fazla vaktini almayalım. Serbest bırakalım, gitsin. Hı? Uyar mı? Hadi. Sizden haber bekliyorum. Alo. Oğlum bir anneni ver bakayım. Ayşe Hanım merhaba, ben Nadir. Yok onun için aramadım. Sen gene cuma günü gel de. Bana bir tane kadın lazım. Temizlik için değil, hasta bakacak. Yatalak hasta. Varsa öyle bildiğim bir tane dert çıkarmayacak birisi olsun ha. İyi. Beni arasın o zaman ya da gelsin buraya gelsin. Tamam. Peki hadi. İyi günler sana. Sağ olasın. Kim derdi ki koca Dursun el kadınlarına kalacak ha? Bidikom. Sıkıldın mı aşağıda? Telefon çaldı. Gülay'dır, sabahtan beri gevezelik edemedi ya. Kiraz. Gel saçlarını tarayalım, gel. Birini sürelim mi? Sürelim, pembe sürelim mi? Geliyorum ben şimdi. Jilet. Hayırdır, niye aradın? Aksak falan bir şey mi dedi? Oğlum anlatmayacaksın, ne arıyorsun? Yok bir işim. Bizim parka mı? Gelirim. Tamam, görüşürüz. Bittim ben abi. Güzel, bence anlamadım. Aferin, sıkı teşkilat yaptın. Ya mahvoldum ben ya. Anlayacağız yakında neyin ne olduğunu. Değil mi? Aynen. Neredesin oğlum? Ben de kendimi kasıyorum burada geç kaldım diye. Jilet. Duymuyor musun?
Alo, konuşsana. Neredesin? Bir dakika ya. Geç kaldın hakikaten. Merak ettim seni. Polis. Jilet seni bekliyor.